hepinizin zamana saygılı olmanızı rica ediyorum. Böylelikle sonunda biraz da tartışma yapma imkanı buluruz. İlk konuşmacımız Giulio Palombi, Bari Aldo Moro Üniversitesi'nden. Tarih, kültür, Yumuktepe Neolitik'ten 21. yüzyıla. Çok küçük yazılmış, onun için okumakta zorluk çekiyorum, kusura bakmayın. Teşekkür ederim Isabella. Her şeyden önce İtalyan Kültür Merkezi'ne teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu organizasyon ve bu davet için Sizlere de teşekkür ederim katıldığınız için, bugün bizlerle olduğunuz için. Yumuktepe, 5 hektarlık bir alana yayılıyor. 25 metreden daha yüksek. Dolayısıyla da en büyük Kilikya'nın e, höyüklerinden bir tanesi. Kilikya da çok farklı e, jeolojik oluşumların ortasında bir yandan Toros dağları var bir yandan m, Akdeniz var ve çok önemli bir kavşak noktası oluşturmuş. Orta Doğu ile Akdeniz arasında bu nedenle de bir bölgeden diğer bir bölgeye de çok fazla ham madde, metaller, oksidyenler, ahşaplar taşınmış, ticareti yapılmış. İşte bunların ham farklılığı tabii ki bir takım alışverişlerin yapılmasına neden olmuş. Levantinler, Su Siryan, Suriyeliler vesairelerde hep kilik ya da Etkin olmuşlar, e, orijinal çalışmalar yapmışlar. Bu bu işin başlarından itibaren biz burada John Gaston tarafından yapılmış 1947'de ve Yumuktepe bir anahtar olarak seçilmiş bu bölgenin gelişimi açısından. Gargstan. 5 tane farklı kampanya gerçekleştirmiş 47'den 67'ye kadar ve çok uzun bir tarih ortaya çıkmış. Gerçekten stratigrafi açısından da son derece ilginç. Hepsi birbirinin ardından gelmekte ve de bu stratigrafi yakın doğunun tarihini belirlememiz için çok önemli olmuş. Burada bir takım kazılar sırasında ilk önce Veli Sevin çalışmış, daha sonra da Isabella Caneva, Sarento Üniversitesi'nden çalışmaları sürdürmüş ve buradaki bilimsel çalışmalar sırasında ee, olabildiğince önemli düzeltmeler yapılmış ve de bir takım belgelendirmeler ortaya çıkartılmış ve bilinmeyen yönler anlaşılmış ortaya çıkartılmış yekâne olan noktaların üzerinde durulmuş ee, en eski yerleşim yerleri e, ee, başlıcası çalışmaların başlıcaları Kuzey Tepe'de karşımıza çıkıyor. Tepenin kuzeyinde karşımıza çıkıyor. Bunlar Neolitik bölgeler. Yerleşimler görüyoruz ve burada farklı zamanlarda farklı yöntemlerle yaşandığını görüyoruz ve tarım yapıldığını da M.Ö. 7000'den beri görmekteyiz. Burada bir takım 7 metrelik bir kazıda, bir derinlikte bir mimariyle karşılaşılıyor. Bayağı sağlam bir durumda. Temelleri taş ve kerpiçten ve malzeme açısından bakıldığı zaman çok uzun süreli bir kalıcılık söz konusu. Bunlar... Özellikleri karesel yapılar olması. E, son kazılarda bunlar ortaya çıkmış durumda. Ortada görebilirsiniz planimetrisini ve bunlar e, doğunun e, çalışmaları olarak Suriye'de de e, Fırat boyunda da e, karşılaştığımız türden çalışmalar. Bu kazılar bu yapılar daha bir takım e, döşemeler var ve bunlar kırmızı döşemeler. Isabella Caneva bunun altını çizmişti. Sembolik olarak Neolitik dönemde ve Orta Anadolu'da da karşımıza çıkıyor. Çatalhöyük'te, Aşıklı'da, insanlar olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor ve farklı bir takım işlevler belki de törensel bağlantılar olmakta. E bunların ritüel anlamda işe yaradığını düşünmekteyiz. Yumuk TPD e, bir astar söz konusu, e, bir sıva söz konusu e, ve bunların döşemelerde e, olduğunu görmekteyiz ve bu döşemeler. E, kırmızı beyaz olarak gözüküyor ve bunlar neolitik dönemde bir biçim yerleşim olduğunu ve farklı işlevler için törenlerde e, törensel farklı işlevler için farklı renklerin kullanıldığını görmekteyiz Milattan önce 7 binlerde monokramik bir takım seramik öncesi çalışmalar karşımıza çıkmakta. Bunlar aslında bir matriks olarak daha önceki gelişmelerin yumuk tepeyle bağlantılı olarak varlığını koymakta. Son yapılan yıllarda yapılan kazılarda pek çok keramikle karşılaşıyoruz. Bunların tabii çok önemli bağlantılar olduğunu da söylememiz lazım, belirleyici olduğunu söylememiz lazım. Yumuktepe'de çok geniş bir dekoratif çalışma var. Ee, dijital çalışmalar gibi, desenler gibi, bunların dekoratif olarak farklı bir takım dilleri olduğunu da söyleyebiliriz. Doğudaki Neolitik göstergeler olarak bu teknikler, bu dekoratif teknikler Neolitik ilk eserlerde karşımıza çıkmakta ve M.Ö. 7000'den başlayarak Akdeniz'de Yunanistan'a ve İtalya'ya kadar uzanmakta. Bu bakış açısından da diyebiliriz ki Yomuktepe çok Uzak coğrafi alanlara kadar ilerlemekte Suriye'ye ve diğer e, dünyanın diğer noktalarına, antik dünyanın diğer noktalarına kadar. E, 6.000 ile 6.003 yılları arasında milattan önce bunların e, araştırması yapıldığında sadece keramiklerle değil daha başka... E, proseslerin de olduğunu görüyoruz neolitik açıdan bakıldığında. Son yıllarda yapılan çalışmalar kalkolitik döneme ait çalışmalar ve milattan önce 5000'e tarihleniyorlar. Bunlar e, akropol diyeceğimiz alanda gerçekleşmekte, en yüksek bölümde. Ee, bir yeşille çiz, çizdiğim, belirlediğim noktada çift hücreler olarak karşımıza çıkıyor bunlar. Belki de aşağıdakiler askerlerin rezidanslarıydı, oturdukları yerlerdi. Tabii tırnak işareti içinde söylüyoruz bunu. Ee, bunun üç kısımlı bir Hmm, planı olduğu düşünülmekte. Ee, bu askeri açıklamanın dışında yegane olduklarını söyleyebiliriz. Tek bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Mimari açıdan bakıldığında milattan önce 5. yüzyılda bunlar çok farklı bir biçimde ortaya çıkıyorlar. Ve de Orta Anadolu'dakilerden farklı görünüyorlar. Üç kısımlı e, mimari çalışmalarda var bunların da e, Mezopotamya'da, Kuba'da karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Burada e, tarihsel anlamda keramiklerin değiştiğini görüyoruz. Açık renkliler geleneksel yapılar, belki Orta Anadolu'dakine benzer yapılar. Kapalı olan formlarsa daha çok morfolojik repertuarları ve Ubayt'taki e, dekorasyonları hatırlatmakta. Bütün bu kültürel dinamikler bir yana Isabella Caneva bunların karmaşıklığından da söz etmiş durumda. Ve gene kuzeyde yapılan kazılarda bir mahalle ortaya çıkarılmış durumda. Adeta bir yol var ve bu yol Akropole doğru çıkıyor, kaleye doğru çıkıyor ve bunların da e, bir şekilde e, etrafında duvarlar olduğunu görüyoruz. Belli bir simetri söz konusu burada yukarıda bulunuyor. Bir yukarı oturma yeri var, bir aşağı oturma yeri var dolayısıyla. Ve bütün bunlarda da e, metal buluntuların elde edilmesine göre belirleniyor. 16. yüzyılda Yumuktepe'de yani 5000'in milattan önce 5000'in başlarında metalurjinin çok erken bakırın çok erken kullanıldığını görüyoruz. Bunların e, kalıntıları araştırıldığında özellikle kale dediğimiz akropol alanında bulunduğunu görüyoruz ve bunlar daha sonra alt kısımda da oturulan yaşanılan bölgede de ele geçiyor. Bunların arasında tabii işlevsel açıdan bir fark var. Yukarıda kullanılması başka, aşağıda kullanılması başka belki ya, de yani, bit bir, bir şekilde bir savunma malzemesi olarak düşünülebilir yukarıda kullanılanlar ama metal olanlar bunların kullanılmaları e, tabii ki belirli bilgi birikimini de gerektiriyor ve bunlar hiyerarşik bir önem de taşıyorlar. Hiyerarşik anlamda kullanımları da değişiyor. E, bir şekilde bir asimetriyle de karşılaşıyoruz. Kazılara baktığımız zaman son yıllarda yapılan kazılarda çok farklı aşama karşımıza çıkmakta. Bunların çok dinamik bir, e, e, Gastanginkine oranla çok dinamik olduğunu söylememiz lazım. Bunlar e, gerçekten de bu kaledeki çalışmalar 2018'de, 2019 yılları arasında çok büyük bir savunma duvarı ortaya çıkardı. Bunlar taştan yapılmışlar. Ee, sonra kerpiç bir bölümleri de var 3 metre yüksekliğinde. Batıya doğru uzanıyorlar. Sonra bunlara bir takım kuleler de e, ilave edilmiş ve böylelikle 8 metre boyunca uzanan bir savunma duvarıyla karşılaşıyoruz. Bu milattan önce 5000'de pek örneği bulunmayan bir yer. Hatta Yumuktepe bu açıdan ilk model olarak ortaya konulabilir bu nedenle de bir prototip olmalı. Ondan sonra da bütün Akdeniz havzasında benzeri türden savunma duvarlarıyla karşılaşılıyor. Tabii ki bunların sadece mühendislik anlamında değil, toplumun yaşayışı açısından da önemli olduğu söylenmeli. Çünkü belli ki buradaki cemaatin içinde bulunduğu ortam bir şekilde ...bir takım toplumsal eşitsizlikler olduğunu göstermekte. Buradaki malzemelerin fazlalığı, ham maddenin bulunması... ...ve bir şekilde hareketliliğin olması... ...tabii ki bu surun yapımı için son derece önemli bir anlam kazanıyor. Bunun arkasından baktığımızda ise başka anıtsal mimari eserlerle karşılaşıyoruz. Yapılan kazılarda birtakım binalar var 15. aşamada ve bu büyük bir platform ve de kerpiçler bulunmakta burada. Bunlar 2000 metrekare olarak hesaplanmış ve bunların üzerinde bir takım binalar var ve bu binalar baya bir kompleks halinde karşımıza çıkmakta. İşte bunu üç kısımlı bir inşaat olarak tanımlıyoruz ve Mezopotamya'dakilere benzer bir görüntü arz ediyor. İçerisinde binlerce e, seramik parçası bulundu. Bunların seri üretim olduğunu söyleyebiliriz. Bunların arasında bazıları e, besin artıkları da içermekteydi ve bunların bulunması bir depolamaya da tanıklık ediyorlar. Gene burada gördüğümüz gibi bir takım Noktalarda bulunmuş, depolanmış, oturulan yerlerde de bunlar var. Binaların dışında da bulunuyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar daha güçlü toplumların varlığını da işaret ediyor. Demek ki bazıları daha güçlüydü kendi içlerinde. Bu sektörde bir başka Farklı savunma e, mimarisiyle de karşılaşıyoruz. Burada e, taşların üzerine kerpiçler yerleştirilmiş, son derece ilginç bir konstrüksiyon. E, basyonlar var bunların arasında. Bir yerde sığınma duvarları gibi cepheler gibi. Ve burada bir takım odalarla da karşılaşıyoruz ve bu odalarda gene e, kırmızı, beyaz, kahverengi, renkler içeren keramik kalıntıları var ve bunlar, Çirklik özgü, Tarsus'a özgü metalik süslemeler. Bunların arasında bir şekilde e, savunma e, mirası olduğunu ve bunu sürdürüldüğü söylenilebilir. Batı'da da bunun benzerlerini görüyoruz. E, örneğin e, bronz çağında bunların... ...var olduğunda görmekteyiz. Yumuktepe M.Ö. 3000'de kültürel anlamda bir değişim gösteriyor. Belki siyasi anlamda da değişiklik gösteriyor. Bu Batı Anadolu'ya ve Ege'ye daha bir bağlandığını görüyoruz ticari açıdan da. Bronz çağda bu dönemde yerleşim alanları var... Ee, yeni bir parça gözüküyor. Cephe gözüküyor burada. E ee, gene hep tepenin sonunda ucunda yakalıyor ve bunun hedefi de organik olarak sadece antik bronz değil, aynı zamanda geç bronz döneminde tarihlenebiliyor ve şu an için sadece büyük bir sur duvarında belirlenebilmiş durumda. Yumuktepe'deki kazılar 9 bin yıllık bir tarihi ortaya çıkarmakta ve bunların kültürel sistemleri, toplumsal çizgileri var. Aynı anda başka yerlerle ilişkiler kurduğu, sosyokültürel bağlantılarının olduğu da bilinmekte ve tabii ki bunların çok daha geniş bir alanda paylaşılması da söz konusu. Bunları bilimsel çevrelerin dışındakilere de yaymamız gerekiyor. Çünkü bu belgeler aslında insana mal olmuş bir kültürel miras. Sadece İtalya'da ve bütün dünyada bu bu şekilde İtalya'da değil, bütün dünyada böyle değerlendiriliyor. Evet, toplum açısından bakıldığında bu kültürel zenginlik çok dinamik ve interaktif olarak bir kaynak oluşturmakta. İlk açıdan. Bu bir şekilde toplumların değerlerini, inançlarını, geleneklerini ortaya çıkarmaya yarıyorlar. Nitekim bunlara kültürel miras adı verilmekte ve böylece bunlar daha sonra gelecek olan nesillere de aktarılıyor. Aynı anda kültürel e, zenginlik, kültürel miras bir yarar sağlıyor insanlara, görünen bir. Bir mira bir yarar, bu da e, gelişmelerin sürdürülebilir gelişmelerin kültürel anlamda, sosyolojik anlamda planlanmasını sağlıyor o toplumda. Bu bir yaklaşım olarak da uzmanlar tarafından ortaya konuyor ve değerlendirme çalışmaları yapıyor, yapılıyor ve ondan sonra da bu mirasın sahiplerine aktarılıyor bir anlamda. Juliano Volpe'ye göre ki çok uzun yazmıştı Bari Üniversitesi'nde bu konuyla bağlantılı yazıları çok önemliydi. Arkeologlar, sanat tarihçileri ve profesörler kendi rollerini iyi düşünmeliler ve topluma birer gönüllü olarak e, bu bilgilerini aktarmanın yollarını bulmalı ve kültürel mirasın değerlendirilmesi için katkıda bulunmalılar demişti. Bu teklif gerçekten de yeni bakış açıları oluşturmakta arkeologlar için. Aslında Isabella da söyledi, yeni sorumluluklar da oluşturuyor, bu nedenle e, etik açıdan bakıldığında bilimsel çalışmaların e, bir şekilde kamuya yayılması gerekiyor. E, burada bir e, soru da yöneltmemiz lazım bu soru bu eylemler bu eylemler arasındaki ilişkiler ezilmeden bükülmeden çatışmalar oluşturmadan gelişebilir mi farklı unsurlar arasında bu iyi uygulamalar örnekleri pratikler Yumuktepe bunlardan bir tanesi son 10 yılda diyebiliriz ki elbette Yumuktepe Mümkün olduğu kadar modern e, şehirden farklı bir görünüm arz etmekte. Bir şekilde peyzaj olarak 1930'ların tarımsal görüntüsünden çok farklıyız. Artık bugün tamamen şehrin bir parçası haline gelmiş durumda ve adeta şehrin göbeğinde bu kazılar sürdürülmekte. Ee, çok hızlı bir şekilde yapıldı bu kazılar ve de e, yeri nedeniyle Akdeniz'e çok yakın olması yüzünden, Tarsus limanı ile olan bağlantısı yüzünden de hızlanıldı ve Çukurova'nın verimli ovası. 1800'lerden beri pamuğun üretimine açılmış durumda. 1960, 1862'de de Osmanlı İmparatorluğu bu pamuğu İngiltere'ye ihraç etme amacındaydı. Amerika'ya da ihraç etmişti. Çok kısa bir sürede buradaki bataklık araziler bütün dünya üreticilerinin dikkatini çekti. Mersin'de bu yüzden çok önemli bir limana dönüştü ve önemli bir anlaşma yapıldı ve Hala da bu anlaşma sürmekte küçük bir balıkçı köyüyken burası kozmopolit bir şehre dönüştü ve imparatorluğun farklı bölgelerinden, Lübnan'dan, Suriye'den gelenler oldu. Türkler, Araplar, Ermeniler ve Rumlar burada yaşadılar ve ticari... Açıdan gelişmiş bir elit sınıf ve levantenler oluştu. 20. yüzyılda da bu gelişme devam etti, özellikle şehrin güneyinde ve bu ticaret dönemi bir de turizme açıldı ve tabii ki. E, Mersin'in kuzeyinde bu gelişme oldu. İnanılmaz bir şekilde Güneydoğu'dan gelenler buralarda yaşamaya başladılar. E bu da tabii şehrin kültürel yapısını tamamen değiştirdi. Suriye'den kaçanlar 2011'de Mersin'e geldiler. Bu da gene bir farklılaşmanın eseri oldu. 220 bin kişinin burada olduğu söylenmekte Suriye'den gelen. Bu da tabii ki Şehrin yapısını tamamen farklılaştırdı. Bir milyon kişi yaşıyor bugün için. E, elbette bu mirasın Yumuktepe mirasının değerlendirilmesi için bu mil, bu bir milyon kişinin e, bu konuyu öğrenmesi lazım. Yumuktepe ile Mersin arasında Isabella'nın da söylediği gibi çalışmalar hiç de basit olmadı. Çünkü Demirtaş mahallesinde yaşayan insanlar ki en yakınlar Bunlar Nerede? Onlarla da ilk yıllarda sıkıntılarımız oldu bu kazılar ilk yıllarda bir kayıtsızlık söz konusuydu kültürel bir uzaklık vardı biz de diyalog konusundan olgunlaşmamıştık ama son yıllarda kararlı bir çalışmayla Isabella Caneva bu kurumsal ilişkileri halka yayabildi ve böylece bir bilinç bir farkındalık oluşturuldu. Yumuktepe'nin Mersin açısından önemi, e, turizm açısından son derece önemli, şehrin tarihinin bilinmesi açısından son derece önemli, yeni bir kimliğin oluşması açısından çok önemli. 1921'de Mersin Büyükşehir Belediyesi bir arkeopark yaptı e, ve bunun etkileri çift yanlı oldu. Bir tarafından e, tarihsel miras yapılandırıldı Diğer yandan da İtalyan arkeolojisi tanınmış oldu ve e, tepenin batı kesimi ortaya çıktı ve burada e, farklı düzeyler gözüktü. Neolitik'ten bronz çağına kadar bütün bunlarda farklı farklı yatay gelişimlerin altını koydu, ortaya koydu. E, ee, bunlar farklı gelişimlerin sonucu olarak görülmekte. İkinci hedef ise... tabii ki bunların konservasyonu ve ilerideki kuşaklara aktarılması elbette zor bir iş. Çünkü kerpiçten yapılmış bu en zor Çalıştığımız malzeme, çünkü çok kırılgan bir malzeme, e, hem de rüzgar ve yağmurla da bozuluyorlar. Bunların konservasyonu için büyük jeotekstil e, ağlar kullanıldı. E, bunlar e, tabii ki kalıcı çözümler e, olmasa da konservasyona yardımcı oldular. Burada bir toplama alanı görüyoruz tepenin hemen altında. Burada bir neolitiğe doğru giden bir yol var böylelikle buradaki yollardan geçerek farklı farklı dönemleri görmek mümkün ve en sondaki Bizans Kilisesine kadar çıkmak mümkün e, binaların korunması açısından bu çalışmalar son derece önemli e, yer altındaki üçgen çalışmalar ve dönüşlerde gene yukarıya çıkmayı sağlıyorlar Yumuktepe'nin en üstüne çıkmasını çıkmayı sağlıyorlar. Burada arkeopark çalışmalarının başladığı haberi söylenebilir. E, bakın en geçirgen bir biçimde bu yolu görüyoruz arkeopark e, ilerleyerek. Gelişiyor ama daha hala yapılacak çok şey var. Bir mesaj verilmek isteniyor ve yeni bir projeyle bu mesaj verilecek. Bu bilgiler tabii ki bir şekilde oradaki insanları da, orada yaşayanları da içine almalı ve kültürel ta zenginliğin tarihin ortaya çıkmasını sağlamalı toplumların arasındaki. Bunun içinde yeni malzemelerin, yeni farkındalıkların beslenmesi gerekiyor, paylaşmak gerekiyor Yumuktepe çerçevesinde bütün bunları. Bitirmeden önce heyetim adına İtalyan Büyükelçiliğine teşekkür etmek isterim. Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanlığına, Türkiye Turizm Bakanlığına ve Kültür Bakanlığına, Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etmek isterim bize verdikleri büyük destek için hala bize müthiş bir cesaret veriyorlar ve araştırmalarımızı onların sayesinde sürdürüyoruz. Son olarak da özel bir teşekkürü Isabella Profesör Isabella Caneva'ya sürmek istiyorum kendisi bu heyetin başkanlığını yaptı Yumuktepe'de çalıştı bütün bu gördükleriniz onun eseri diyebilirim. Onun özel arkeolojik başarıları ve araştırmacı ruhu sayesinde oldu. Kendisine çok şey borçluyuz. Gelecek açısından da Bizim için çok değerli olacak çünkü daha hala yapacak işimiz var. Çok teşekkürler. Grazie. Grazie. Teşekkürler, teşekkürler, Giulio. Her zamanki gibi abartıyorsun. Beni çok duygulandırdın. Çok güzel bir sunum yaptın. Bilmiyorum, bir iki dakika ayırabiliriz ee, sorulara ya da yorumlara isterseniz. Sorusu olan var mı? Söz almak isteyen var mı? Son şansınız da değil. Ee, daha sonra da yapabiliriz, öğleden sonra. Heh, sanırım. Buyurun, bir soru var. Merhabalar öncelikle Sayın Olur. Profesör Isabella'nın heyetine çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgiler için. Şimdi Yumuktepe'deki bu çalışmanın sonunda neyi görebileceğiz? Çalışma nereye kadar gidiyor? Ne kadar bir yol alıyor? Bizi bundan sonra neler bekliyor? Bunu merak ediyoruz. Quali sono i risultati che eh, possiamo aspettarci dai lavori a Tepe? I risultati che vorreste ottenere? Allora, eh, beh, diciamo, eh, vorrei innanzitutto dire che... non c'è Önümüzdeki yıllarda devam edecek olan kazı çalışmaları Sayın Isabella Caneva'nın zaten belirlemiş olduğu konular çerçeve içerisinde gerçekleşmeye devam edecek. Ee, en eski Neolitik e, çağları araştırarak, yani yerleşimin en eski izleri nedir, onlara ulaşmaya çalışıyoruz ee, sürekli olarak. E, tepenin e, kalbini e, gün e, ışığına çıkarmak, ve Hitit işgali olsun, Tunç Çağı'ndaki etkiler olsun henüz daha tam olarak bilemediğimiz izleri keşfetmek amacımız bu çalışmalar aracılığıyla. domande Başka sorusu olan var mı? E, merhabalar. E, sunumuz için teşekkür ederim. E, benim adım Defne Bozkurt. Merhaba. Merhabalar, Defne Bozkurt adım. Cafer Bozkurt Mimarlık Şirketi'nin de partneri sahibiyim. Şöyle bir sorum var. Hem arkeolog hem mimar olduğum için böyle bir ara kesitliyim. Bize geçtiğimiz sene içerisinde Yumuktepe'nin kazı yani aktif kazı alanı değil de evvelki kazılmış ve üstü kapatılması düşünülen koruma altına alınması gereken hem yürüme yolları hem işte ziyaretçi merkeziyle başlayan oradan da bir takım çatı kapatmaları ile ilgili bir proje geldi ve bizden o projenin o kısımları değil fakat çatı strüktürü için alternatif proje teklifi Yapmamız yani proje tasarımı değil ama teklif vermemiz istendi. Biz de böyle bir şeyde bir teklif önerisine bulunduk ama yani kafamızı da birazcık hani bunu hakikaten nasıl yaparız tasarımsal olarak daha doğru daha güzel daha az rahatsız edici ne olabilir diye biraz da kafamızı yorduk. Bize böyle bir şey geldi. Ondan sonra bir daha da ses duymadık. Şimdi işin içinden bizim e, bizi çıkaralım. Yani şu anda o öyle bir çatı projesi, şu gösterdiğiniz şey çünkü bize de gelen şey, o inşa edilecek mi e, yoksa başka şeyler mi düşünülüyor? Yani bu tabii çok zor bir konu. Zaten ta tarihi alanların koruma altına alınması konusu da çok ciddi bir problem ve her zaman için e, bu bir soru. Yani bu aslında genel olarak da mimarlıkla arkeolojinin kesidi, ara kesidindeki bir problem. Yani burada doğru cevap çok zor. Fakat bizde yani aslında çok da önemli bir şey merak ediyorum. Sizin burada arkeolog olarak yorumunuz var mı? Başka isteğiniz, derdiniz var mı? Yani çok yönlü bir soru sormak istedim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eğer e, iyi anladıysam sorunuzu, bu proje, size göstermiş olduğumuz bu proje Adana Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Ee, i̇lk aşaması geçildi, tüm onay aşamalarından geçildi açıkçası. E, teslim edildi e, pratik olarak uygulanması için e, Mersin e, Büyükşehir Belediyesi'ne ve bizim de onayımızla e, bilmiyorum görüntülerden anlayabildiniz mi ama e, en çok e, bizim için önemli olan e, Yumuktepe'de birçok aşamayı kaplayan bir çatı olması mümkün değil. Hepsi birbirinin üzerinde ve hepsi birbirinden önemli. O nedenle bütün farklı farklı olarak değil, bütününü kapsayacak bir yapı belki mümkün olabilir. Çok orijinal bir fikir doğdu. Yani tepenin bu yuvarlak yapısını bozmayan e, bütünüyle o formu koruyan, hafif bir koruma bir yapı, e, yuvarlak e, bir yapı e, arzu ettik. E, tepeye fazla müdahale etmeyen bir e, yapı ve e, zirvede bir dayanak noktası olacak. Ee, tepenin gerin kalanında herhangi bir e, dilek olmayacak, yani herhangi bir e, çukur açılmayacak e, ve e, kazı alanı bu e, metal e, yapıyla e, iç içe olmayacak, yani ideal bir açıkçası e, koruma yapacak. E, ...öngördüğümüz, bilmiyorum sorunuza cevap verebildim mi? Ben de bir şey eklemek isterim. Isabella Caneva... ...tabii ki... ...bu projenin arkeolojik... E, ...sorumlusu. Ben de şunu eklemek istiyorum. Tabii ki... E, ...bu... E, kaplama çalışmasını gerçekleştiren insanlarla arkeologlar orada çalışan arkeologlar arasında bir bağ e, kurmak açısından önemli bir fırsat olduğunu e, düşünüyoruz bugünkü sempozyumun bunları daha fazla tartışabiliriz bu sempozyum çerçevesinde evet şimdi devam etmemiz e, gerekiyor ikinci e, konuşmacımıza sözü bırakmak istiyorum Sayın Francesca Balossi Restelli kendisi bize Roma La Sapienza Üniversitesi'nden geliyor kendisi ve bizle er, bin yıllık tepelerin e, içerdiği zorluklar ve fırsatlar Malatya Aslantepe'de geçmişin yeniden inşası bugünle bağlantı ve geleceğe gösterilen özen. Çok teşekkürler herkese merhaba. İtalyan Kültür Merkezi'ne bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İtalyan Büyükelçiliği'ne, İtalya'dan, Türkiye'den katılım gösteren herkese, herkese selamlıyorum. İki yıl boyunca uzaktan bir araya gelmiştik. Yüz yüze bir araya gelmek çok güzel tabii ki ama bu pandemi sürecinde de yaptığımız çalışmalar durmadı. Birçok çalışma gerçekleştirdik. Hasan ve La Sapienza'da biz açıkçası 2019'a göre çok daha farklı bir noktadayız diyebiliriz. 2000 21 Temmuz ayında UNESCO'nun dünya mirası listesine girdi ve Türkiye'nin 19. tarihi eseri oldu. Bu değerli listenin bir parçası olan Arslan Tepe açıkçası yok olmuş toplumların ve medeniyetlerin en önemli temsilcilerinden bir tanesi finansal olarak da La Sapienza Üniversitesi tarafından destekleniyor burada yapılan kazı çalışmaları. Bu tabii bizi çok mutlu ediyor. İstediğimiz gibi kutlayamadık ama çok yakın zamanda bunu yapabileceğiz. 2000 1990'da Marcella Frangipane e, görevi yürütmüştü, bana e, geçti daha sonra. E, bu kazı çalışmasını yürütmek benim için de onun için de çok kolay olmadı yönetim. Kendisinin sergilemiş olduğu yönetimin meyvelerini açıkçası biz benim dönemimde toplamaya devam ettik. Araştırmaların neticeleri o zamanlar çok bilinmiyordu. Yavaş yavaş röportajlar yaptık. Ziyaretler gerçekleştirdik sit alanında ve Arslantepe çerçevesinde hem yerel hem de ulusal ölçekte bir e, tanıtım çalışması gerçekleştirmeyi başardık. Bugün e, bildiğimiz en eski e, devlet yapılarından bir tanesi e, ve e, Arslantepe'de e, kendisinin çalışmalarının izlerini, Sayın Frangipane'nin çalışmalarının izlerini hala e, görmek e, mümkün. Ee, Arslan Tepe'yi yönetmek tabii ki bugün e, açıkçası e, tek başına bir e, sit e, alanını yönetmek değil. bunu çok daha ötesinde araştırma, e, muhafaza, e, sit e, alanının değerlendirilmesi, turistlere açılması, yaygınlaştırılması ve e, tabii ki ee, tabii ki unsurların korunması, turistlerin kendilerinin de korunması e, tabii ki e, sit alanı çerçevesinde. Buradaki çalışmalar daha çok müze yetkilileriyle yapılıyordu. Şimdi artık işin içinde olan kurumlar daha fazla günlük ölçekte çok sayıda etkileşim içerisinde oluyoruz. Bakanlık seviyesinde olsun, araştırma, eğitim alanından olsun, sivil toplumdan olsun, vatandaşların kurmuş olduğu derneklerle olsun etkileşim içerisindeyiz. Aslantepe'yi yine kültürel Birçok etkinlikte kullanıyoruz ve ismini duyuruyoruz. 60 yıllık bir kazı çalışmasının ürünü bugün geldiğimiz nokta UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Ben bütün bu çalışmalarda bizleri başlangıçtan beri destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Arslan, tepede çalışan araştırmacılar 20 farklı kurumdan, 9 farklı ülkeden geliyorlar ve bu çalışmaların kalbini oluşturuyorlar. Buradaki kurumlar bu çalışmaları mümkün kılan yapılar. Şimdi bugün Arslan Tepe'nin anlamına geçelim ve burada yaptığımız araştırma çalışmalarına bir bakalım. UNESCO kararında Arslan Tepe ile ilgili şey, Yakın Doğu'da erken devletin ortaya çıkışına dair olağanüstü kanıtlar sunmaktadır, diyor. Eşsizliği, benzersizliği de bu uygarlığın özelliklerini yeniden inşa etmeyi mümkün kılan e, kapsamlı in situ malzemelerde yatmaktadır, diyor. E, bunların kullanım amaçları ve e, nüfusun geri kalanıyla olan ilişkisine e, baktığımızda e, ekonomisi gelişmiş ve tüm bir bölgeyi besleyen bir yapı görüyoruz. Canlı bir görüntü sunuyor. O zamanki elit sınıfın toplumsal ve günlük yaşamlarına dair geç kalkolitik dönemde özellikle yönetici elit sınıfla ilgili önemli izler sunuyor ve gerçekten eserlerin bütünlüğü ve otantikliği çok önemli. Bütünlük ve özgünlük aynı zamanda kazıların ve buradaki koruma politikalarının da bir نتیجه سی Roma Restorasyon Enstitüsü ile birlikte yapılıyor. Koruma, izleme ve konservasyon çalışmaları en hassas yerler çadır korumasıyla korunuyor ve yapılar yıllar içerisinde ilk olarak nasıl keşfedildiyse o halde korunmaya devam ediliyor. Çok etkili bir sistem, koruma sistemi oldu bu. Son iki yılda bir takım stajlar da düzenlemeye başladık. Türk restoratörler Özellikle kerpiç tuğla restoratörlerini burada ağırlıyoruz ve hakikaten çok e, temel e, değere sahip bir bilgi birikimine e, araştırmacılarla e, paylaşıyoruz. Kerpiç tuğla açısından çok önemli keramik, yine metal, kil e, bulgular da var. Bütün bunlar tabii ki bizler için çok önemli. Gittikçe daha fazla alan ve enerji kullanılıyor. E, ayırıyoruz bu çalışmalara. Arslan Tepede bu şekilde bütün sit alanını gezmek mümkün. M.Ö. Milattan önce 3400'lerin izlerini görmek mümkün. son yıllarda önemli bir gözlem çalışması yürüttük ve yine farklı dillerde audio rehberler ziyaretçilerin ziyaretçilerin stalanını gezerken bilgilenmesini sağlıyoruz. Kitaplar, bilimsel makaleler var üzerinde yazılan ve çok etkili bir anlatım sunuyor bunlar ziyaretçilere. O mekanın değerini artırıyor. Bu mekanla ziyaretçi arasında bir bağ kuruyor. ve Burada gerçekleşen faaliyetlerle ilgili bilgi veriyor ziyaretçilere. Bir üç boyutlu sanal yeniden inşa çalışmamız oldu son yıllarda. Detaylı bir şekilde e, surlar içerisindeki kısım üzerinde eksik kısımları ekleyerek e, volumetri çalışmaları yaptık. E, planları oluşturduk ve sanal bir şekilde tüm kompleksin yeniden inşasını gerçekleştirdik üç boyutlu olarak. Üzerinde çalışmaya başladığımız yer törenlerin gerçeklediği e, karşılama salonu ve avlu. Saray, taht salonu, kutlama salonu, tören salonu, bunlar tabii üst sınıf insanlara ayrılmış mekanlar. Bu tür örnekleri Maris Arayında, Suriye'de de görüyoruz. Orada da taht odası var. Orada da yine altıgen bir yapı görüyoruz. Taht odasındaki basamaklar yine aynı şekilde ve bu plan benzerlikleri Arslan Tepe'nin çok uzun bir mimari geleneğin devamı olduğunu bize gösteriyor. Palermo Üniversitesi ile birlikte yaptığımız bu üç boyutlu sanal yeniden inşa çalışmalarımız bu şekilde gün ışığına çıkarıyor bu sit alanını ve ziyaretçilerin sarayı gezmesine imkan sunuyor. Sarayın içerisine girmek mümkün. Bakış açınızı değiştirebiliyorsunuz ve her bir mekanı gerçek bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Elimizdeki veriler çok sayıda, ördüç ağacı, e, taht, rozacea, brunoidea, e, orada muhtemelen e, o e, platformu süsleyen ağaçlardandı. E, tahta kim vardı, üzerinde kim oturuyordu onu bilemiyoruz. Bunu herkesin hayal gücüne bırakıyoruz çünkü e, açıkçası e, ziyaretçilerin... E, Hayal gücünü bu şekilde e, uyardığınız zaman e, ziyaret çok daha etkileyici bir hale geliyor diye düşünüyoruz. Dijital rölyef çalışmaları, e, lazer e, taramalar e, gibi çalışmalar e, bu sarayın daha az korunmuş bölgeleriyle e, ilgili daha detaylı çalışmalar yapma imkanı da veriyor bize. Mesela bazı e, duvarlar çok iyi korunmuş değil. E, bu sistem sayesinde ise e, farklı e, altı örneklerini e, biz e, görebildik. Biz tek bir e, resim var gibi düşünmüştük ama farklı aşamalar olduğunu gördük. Bu resimlerin üzerinin kapatıldığını gördük ve bu araştırmalar bu kısmı temizleyerek yeniden inşa etti ve Resimlerinde artık e, görülebildiği bir sisteme sahibiz. Aslan Tepe, e, binlerce yıllık bir e, tepe, e, UNESCO listesinde ve UNESCO kararında da belirtildiği e, gibi, e, devlet sistemlerinin dinaminin oluşmasında çok önemli bir role sahip ve e, çok büyük bir e, işgal geçirdiğini e, biliyoruz, 5000 yıllık gibi ve büyük bir buluşma noktası, farklı kültürel kimliklerin çoğulculuğun bir araya geldiği bir nokta ee, ve e, orada e, bulunan bu, ve keşfedilen kültürel bulgular bize çok fazla unsurların orada yer aldığını gösteriyor. Binlerce yıllık işgalde dış dünya ile olan ilişkilerini anlıyoruz. Güneyle ilişkiler var. Kuzeydoğu'dan da yine ve Orta Anadolu'dan da işgalle uğramış iletişim, etkileşim içerisinde olmuş Akdeniz bölgesinde. Yani etki alanı çok büyük ve buradaki yerleşimin uzun tarihçesini izlerken nerelere özellikle önem vermemiz gerektiğini bu etkileşim alanından da anlayabiliyoruz. Burada bir şef mezarı var. Burada da metal, taş ve keramik objeler keşfedildi. Bunlar Malatya'da sergileniyor. Müze çalışmaları çerçevesinde ileride bunları da sergilememiz mümkün olacak ve bu kalıntıların analizlerini de yine e, yapacağız ileride. Müzeleşmiş bir e, sit e, alanı e, olmasına rağmen tabii ki çok büyük boyutlu o, olması nedeniyle e, oradan çıkarmak mümkün değil birçok şeyi. Her bir arkeolojik bağlamda görüldüğü gibi bu e, tepedeki e, yapı. En arkadaki, en alttaki e, seviyelerin erken döneme, en üsttekilerin de geç döneme ait olduğunu bize gösteriyor elbette. E, e, şanslıyız çünkü Arslantepe e, biraz düzensiz bir şekilde gelişmiş tarihi içerisinde. Özellikle de batı e, kısmında. Geç Tunç Çağında güneye doğru geli, e, gelişmiş e, ve e, Demir Çağında da kuzeye doğru e, gelişmiş. E, burada yaklaşık 10 e, metrede bir isinat duvarı, bir sur duvarı görüyoruz. Milattan önce 1200'deki sur duvarı kuzeyde, 3400'deki e, saray e, kalıntıları ise bu kısımda e, daha az korunmuş olan e, alt e, tabakalarda da daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Son yıllarda çalışmalarımızı daha az tanıdığımız ve keşfedebildiğimiz kısımlara yoğunlaştırdık. Saray üzerinde çalışıyoruz. Buradaki kalıntıları çalışmak ve müzeleştirmek bize somut bir şekilde bu set alanının tarihçesini anlamayı ve anlatmayı ee, anlatma imkanı verecek. 2015-2017 arasında bir finansman e, aldık. Sürdürülebilir e, kalkınma projesiydi. halkın Aslan Tepe'yi koruması, ona bakması, ona ilgi göstermesi amaçlıydı. Bu e, e, sit alanını korumak e, için e, tabii ki halkın orayı koruyabilmesi için önce orayı tanıması gerekiyordu. O nedenle biz katılımın önünü açtık bilgiyi mümkün kılabilmek için. Bunu yaparken de mümkün olduğunca halkın katılmasını sağladık. Arslantepe'nin tanınması, bizim çalışanlarımızla birlikte ve civarda yaşayan toplumlar Arzuzu köyünde ve Malatya şehrinde yaşayan insanları davet ettik seminerler düzenledik okuldan öğretmenlerle işbirliği yaparak öğrencilerin ziyaret etmesini sağladık Arslan seminerler düzenledik yine rehberlerle turist rehberleriyle Sit alanında öğrencilerle, okul öğrencileriyle ve öğretmenleriyle yine ziyaretler düzenledik. Bütün bunların amacı da Arslantepe ile ilgili bilgi aktarabilmekti vatandaşlara. Diğer bir hedefimiz de ailelere erişebilmekti Erdüzü, Yani bu sit alanının bulunduğu köy. Biz tüm ailelere ulaşmak istedik. Erkeklere ulaşmak kolaydı çünkü çoğu çalışıyorlar zaten sit ama kadınlara da erişmek istedik. Onların evlerine gittik, onlara anlattık. Aslantepe'de neler olduğunu onlara aktardık. Bulgularımızı onlara uh, anlattık ve buluşmalar organize ettik. Onlara sorular sorduk. Ne düşündüklerini sorduk. En güçlü noktaları nedir? Potansiyeli nedir? Böyle bir arkeolojik sit alanının köylerinde bulunmasının önemi nedir? Riskleri nedir diye sorular sorduk. Ve bütün bu çalışmaları sistematik bir şekilde 2015 yılından beri yapıyoruz. Artık bizim bir çalışma biçimimiz, yaşam biçimimiz haline geldi Arslantepe sit alanında. Diğer bir projede kadınlarla birlikte yürüttüğümüz, onların hayatıyla bizim bu kazılardan bulduğumuz bulgular arasında bir bağ kurabilmekti. Onların kullandıkları kapkaçaklarla bizim bulgularımız arasında bir bağ kurabilmekti. Ekmeğin nasıl yapıldığı ile ilgili mesela ortak noktaları ortaya çıkabilmekti. Burada da yine buna ait resimler görüyorsunuz. Bunun tabii önemli neticeleri oldu. Özellikle Malatya şehrinde hem akademik alanda olsun proje sunumları yapıldı. Türk meslektaşlarımız arkeoloji daha önce ilgilenmeyen ama bizim çalışmalarımız sayesinde arkeoloji ilgi duyan çalışma arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Ya da seramik sanatçıları yine ilgilendiler Arslantepe ile Bizim bulduğumuz objelerle ilgili yazılar yazdılar ve kendi e, çalışmalarında bu objelerden etkilendiren ilham aldılar. E, bu yıl bir adım daha attık. Açıkçası e, bu e, son yıllarda yaptığımız çalışmaların en güzel unsuru bu oldu belki de. Biz e, halka, oradaki topluma yaptıklarımızı, keşfettiklerimizi anlatmaktan, onlara anlattırma noktasına geçtik diyebiliriz. Bizim yaptığımız çalışmalardan ilham alan konular üzerinde mesela bazı kadınlarla bir video çalışması yaptık ekmek üretimiyle ilgili. Bu sayede onların sesiyle, onların faaliyetleriyle halen Arslan Tepe'yi oradaki günlük hayata bağlayan unsurların altını çizmek istedik. Ve bunun da ötesine geçtik açıkçası. Her yıl düzenlenen e, sempozyuma Malatya Belediyesi tarafından e, işçileri de davet ettik ve e, oradaki kazı işçileri söz aldılar. Artık biz değil onlara sözü bıraktık. Onların hayatında Arslantepe kazılarının önemi nedir? Onları anlattılar katılımcılara. Evet, e, şimdi Aslantepe'ye kazı alanına geri dönelim. Ziyaretçilere, Aslan Tepe'ye gelenlere, bu arkeolojik sit alanının e, tarihçesini anlatanlar, e, buranın bekçileri. Ee, başlıca bulguların e, resimleri hazırladığımız broşürlerle e, bu materyalleri ziyaretçilere sunuyorlar. Tabii ki bu hem e, oradaki e, bekçilerimizi, güvenlik görevlilerini motive ediyor e, doğru bir şekilde e, Aslantepe'nin korunması için ziyaretçilerin yüzde 10'u panoları okuyor. Ama bu oran gözle görünür şekilde artmakta açıkçası. Sözel anlatım tabii ki en etkili paylaşım aracı. Buna destek Olacak bir unsur da ziyaretçi merkezi, orada da çeşitli görüntüler ve videoları ziyaretçilerle paylaşarak daha detaylı bir tarihsel e, yeniden inşaayı mümkün kırma, kılmayı düşünüyoruz. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkürler Francesca. 360 derecelik bir sunumdu bu çok hızlıca bir tek soru alabiliriz zamanımız kısıtlı evet o da yokmuş o zaman devam edelim şimdi e, bir program değişikliği oldu son konuşmacımız Anacleto D'Agostino Öğleden sonra konuşacak. Marina Pucci'den sonra alacak konuşmasını, yapacak konuşmasını. Böylelikle bu sabah daha fazla zamanımız var. Evet, hızlıca bir soru sormak istiyorum. Çok ilginç bir toplantı bu. Üç boyutluluk hakkında bir şey sormak istiyorum. Nasıl, ne tür bir destek alıyorsunuz bu üç boyutlulardan sit alanında mı, yoksa müzede mi, e, yoksa telefonla mı yapılıyor bu uygulama? Teşekkür ederim. Çok farklı fikirlerimiz var, çok çok fikrimiz var. Ger gerçekten de bir ziyaret merkezi oluşturmak istiyoruz sit alanının içinde ve burada bizim yaptığımız videoları sunmak istiyoruz. Sonra bir tane daha gösterdim. Boyalı bir koridor vardı. İşte orada o koridorda bunu kullanmak istiyoruz. Çünkü orası çok iyi korunmuş bir alan değil. Dolayısıyla gördük ki herkes var olanı göremiyor. Dolayısıyla oraya bir şekilde yansıtmak belki sürekli olarak değil ama e, belirli alanlarda, belirli zamanlarda çok yardımcı olur. Sonra telefonlar dediniz, evet, e, gerçekten de e, görsellik mümkün bizim sit alanımıza, e, web sayfamıza girerek bir dijital e, ziyaret de mümkün. E bunu telefonla yapmak da mümkün. E, bu da daha da iyileştirilmeli bence, çünkü. Ee, sadece orada bulunan insanlar kullanmamalı. Yani sit alanında dolaşırken kendi gözüyle e, izlemeli bir yandan da telefon ekranından izlemeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok fikrimiz var üzerinde mantık yürütüyoruz. En iyisini bulmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Yalnız çok hızlı lütfen. Merhaba, e, ismim Oya. E, orada yaptığınız şeyler bana işte halkın katılımını sağlamak, insanları dahil etmek, e, bir tür aslında oradaki insanların kalkınmasına da sanki bir araç, bir vesile olmuşsunuz gibi geldi bana. Bu genel bir anlayışınız mı yoksa orada böyle bir şeyin ihtiyaç olduğu için mi gelen bir şey Onu merak ettim. belki her ikisi de söz konusu. Yani söylediğim gibi 60 yıldan beri biz oradayız bir anlamda, Aslantepe'deyiz. Dolayısıyla çok sıkı bir bağ oluştu ve orada yaşayan aileler var, o köyde yaşayan aileler var. Evet, biz bu ihtiyacı hissettik ve onlarla paylaşmak istedik. Yaptığımız her şeyi onlara göstermek, açıklamak istedik. Aynı zamanda tabii ki bir disiplin de oluşsun istedik. Yani bir gelişme gerçekleşsin istedik. Arkeolojiden söz edelim, arkeologların yaptıklarından söz edelim. Bunun bu işin anlamının ne olduğunu anlatalım istedik. Dolayısıyla Belki de e, rasyonalize olmak için bir sistem oluşturmak için davranışlarımızda bu disiplinimizde arkeoloji konusunda evet bir doğal ihtiyacı da karşılamış olduk. Evet, teşekkürler. Küçük bir yorum kısa bir yorum yapmak istedim. Sizler e, kültürel mirastan söz ettiniz arkeolojik, kültürel, sosyolojik. Şimdi ben şunu eklemek istiyorum. Bir başka. Miras daha söz konusu. Bu da kuşaklar arasında bilimsel bilim insanlarının çünkü Marcella'dan Francesca'ya uzanan Isabella'nın da olduğu bir kuşak bilim insanları kuşaklarını görüyoruz. Bu da bir miras değil mi? Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi son konuşmaya geçelim. Nicolo Marchetti, Bologna Üniversitesi'nden geliyor. Kargamış'ta halka yönelik arkeoloji, sürekli değişen bir arkeolojik parkta stratejiler, sonuçlar ve sorular. Cari colleghi, grazie a tutti. Io voglio ringraziare certamente al nostro ambasciatore, al, eh, allo schermo che è il Presidente. Io mi metterò a parlare in italiano. Evet çok teşekkür etmek isterim bu bu daveti gerçekleştirdiğiniz için yani kültür merkezi olarak çünkü bu gerçekten bizler için çok önemli bir fırsat oluşturuyor. Aslantepe'de Mersin'de değişimler yaşandı, gelişmeler oluyor. Yeni Meydan okumalar, iddialar karşımızda ve bugün biz farklı olaylarla karşı karşıyayız. Isabella'nın bu konuyu ölden sonra da ele alacağını düşünüyorum. Sürdürülebilirlik konusu. Çünkü bu nokta merkezde yer almakta ve son derece önemli sürdürülebilirlik. Biz Türkiye'de çok önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Bunları Bakanlıkla da bölüşüyoruz. Uzun süreden beri paylaş konuşmalar, paylaşımlarda bulunuyoruz. Şimdi bilmiyorum bunu çalıştırabilecek miyim? Evet, bu biraz farklı bir sunum. Kargamış projesi İtalyan ve Türkler tarafından 2011'den beri sürdürülmekte ve 3 tane üniversite var. Gaziantep, İstanbul ve Bolonya Üniversiteleri ve çok da fazla e, kurumun bize katkısı var. Kargamış tam sınırda bulunuyor. Dolayısıyla Suriye sınırında askeri bölgede. O yüzden de bu Arkeolojik parkta Türkiye'de hangi etaplardan geçtiğimizi de anlatmak gerekecek. Bu iki sunumu gördünüz. Yaklaşımları İtalya olarak ülke olarak çalışanlar bilim insanları olarak ve Türkler olarak bir olayı sürdürdüler ee, ve bulunanların entegrasyonu son derece önemliydi. Ama aynı zamanda gene bütün bu sunumlar sırasında Mersin'de e, Hüyün e, Hüy'e bir saygı da gösterilmekteydi. Bu konuda bir çok dikkatli bir araştırma yapılmaktaydı sit üzerinde ve aynı zamanda da toplumla birleştiriliyordu. Kargamış'ta da benzeri bir olay var. Ancak burası askeri alan dolayısıyla yıllar içerisinde belirli kısıtlamalar yaşandı. E, özel sektörde e, kamu sektöründe e, konservasyon aşamasında işbirliği yapmak durumunda kaldı. Bir takım bürokratik engelleri de aşmak zorunda kaldık. Tabii ki bunlar e, öyle işlemlerdi ki e, bayağı karmaşık da sonuç almak işte o kadar kolay olmuyordu. Bu yüzden her düzeyde birlikte çalıştık. Akademik Demişiyenlerle, otoriteyle, e, hükümet yetkilileriyle birlikte çalıştık. Bu vesileyle de bir takım ikinci derece askeri alan haline gelmesi için çalışmalar gerçekleşti. Kamuyu bu noktaya taşımak, bu kargamışa getirmek yıllar içerisinde gelişen fikirler oldu e, ve sonunda da şu aşamaya geldiğimizi söyleyebilirim farklı opsiyonlar, farklı e, ihtimaller vardı. Bizim yaklaşımımız İddiayan Heyeti olarak entegre olarak bir restorasyon ve konservasyon çalışması. Yani kazı alanında yapıyoruz bunu. Bitmesini beklemiyoruz. Proses sırasında istiyoruz. Çünkü bu tabii ki belirli bir yatırım gerektiriyor insan olarak da, maddi olarak da. Ancak bu bizim için son derece gerekli. Çünkü orjinal halini korumak için kazı sırasında konservasyonu yapmamız lazım. Özellikle bu kadar kırılgan kalıntılar söz konusu olduğunda. Mozaikleri görüyoruz burada. O, bu yemek odasında bulunmuş bir e, mozaik. E, i̇ki sene sonra demir çağını görmekteyiz. E, sonra bunun konsolidasyonu gerçekleştirildi. E, ve sarayda ortostatlar ele geçti. Bunlar da son derece nazikti. Dolayısıyla konsolidasyonları yapıldı. Sadece malzeme olarak değil, kalker tabakalar olarak da e, ezilip e, kaybolmalarını e, kaldırmak için, ortadan kaldırmak için çeşitli yöntemler bulduk. Site. Sit alanında kısmen görünmez hale getirdik e, şey o, tekstil ve naylon malzemeyle. Ama şimdi başka işlerde yapılacak bunların konservasyonu için farklı malzemeler var. Gördüğünüz gibi bunlar ortostatlar büyük. Merdivenlerde ele geçen. Ee, şimdi bütün bunlar bütün bir yıl boyunca taşınıyorlar ve üzerleri örtülüyor. Ee, bunlar yüzyılın başındaki kazılardan kalma fotoğraflar. Bunlar e, tabii e, temeli göstermekte. Bunların da konsolidasyon çalışmaları var. Burada kısmi bir başarı elde ettik. ...şehirleşme e, açısından sit alanında neler var dedik. Ancak buna uzun yıllar bu tür projeler hayata geçemedi. Bir dizi sorun çıktık karşımıza. E, gördüğünüz gibi burada dosyamız yer almakta... ...ve bu dosyayı sunduk ve böylelikle de değişimler... Anlatıldı, bunların sunumunu yaptık. Park alanındaki değişiklikler, bunları hızlıca geçiyorum. E, koruma kuruluna sunduğumuz belgeleri göstermek açısından bu ilk adım ondan sonra da pek çok güvenlik çalışması yapıldı özellikle sınırda bu arkeolojik parkta 2007 yılında açılmış höyük çalışmaları ve ziyaret edilebilir durumda bütün bir yıl ziyaret etmek mümkün ee, bizim bu parkı yasal anlamda korumak zorunluluğumuz yok ama mecburiyetimiz yok ama biz elbette bunu yapıyoruz sürdürülebilirlik açısından çünkü bir sit alanının bu bir parçası ve bunu üstelik de paylaşmak istiyoruz. Bu nersit alanları için vazgeçilmez noktalar ve sürekli arz eden noktalar. Bizler de haftada bir kez ...park hakkında e, çalışmalar yapıyoruz. Böylelikle o parkın sürekliliğini, yaşamasını yapıyoruz. Burada panel projeleri var gördüğünüz gibi. Şimdi böyle gördüğünüz gibi bütün alanda bu paneller yer almakta. Girişler var. E, buralarda e, geleneksel tipolojiyi görmektesiniz. E, sınırda korunması tabii ki önemli. Ancak burada da çok dikkatli olunması lazım, turistlerin bu patikaların dışına çıkmaması lazım çünkü var olanları korumak durumundayız. Giriş öz serbest. Ancak e, bu patikalardan ayrılmaması gerekiyor. Ayrılmaması gerekiyor. Bir kararname çıktı. Bunu söylemiştim. Böylelikle bu alan e, ikinci derecede askeri alan haline geldi. E, böylelikle ziyareti daha kolaylaştırıldı. Askerlerle e, ilişkilerimizin nasıl olduğu da anlaşılmakta burada. interaktif bir ilişkimiz var. Mümkün olduğu kadar e, gözlem kulelerinin çizgimini yaptık. Tabii ki burada da invazif çalışmaları engellemek istiyoruz. E, çünkü bu sınırda yer alan e, bir alan. Ee, ve burada arkeolojik park gözükmekte. Biz e, çok hafif bir kriter yaptık. Bu yeni patikalar gördüğünüz gibi... E, Böyle bir malzemeyle kaplı ama antik alanda daha farklı bir malzeme bulunmakta. Ee, bu sadece yandaki alanlara çıkılmaması için uzun yıllardan beri bunlar üzerinde çalışıyoruz ve nihayet askerlerin bütün bir yıl e bitkiyi kontrol etmesi mümkün oluyor. Burada alanlarda ahşap malzeme kullanıldı. Bunlar e, gene e, nöbet tutanları için bir e, gölge alan olsun istedik. Bütün bu unsurlar bu peyzaja uygun unsurlar. Bazı enstalasyonları için bazalt kullanıldı ve oturma yerleri yapıldı. Bu paneller hem oturmak için tabii hep ahşap malzemeyle kaplandı. Bu e, yola batı kısmına giden yol, sit alanına girenler e, sit e, şehrine ulaşabilmek için bu yoldan devam ediyorlar. Burada iki tane sinyal ve va, işaret var. Bazalt'tan yapılmış lokal taştan, yerel taştan kargamış bütün sit alanları gibi farklı katmanlara haiz. Dolayısıyla bir yüzyıl önce bunlar ele alınmışlar, çalışılmışlar. Frat yakınlarındaki diğer sit alanları gibi. Sol taraf Suriye gördüğünüz gibi. Sınır tam da orada. Meydan gözükmekte. Bizi daima e, mümkün olduğu kadar az temas kuralım ilkesinden hareket ettik. Çünkü ortam çok ilginç ama e, temas çok fazla olursa yıpranması mümkün. E, bunların hep üstünü çakılla örttük bu yolların. Yüzeyde bir Roma şehri var. Orta çağda e, yağmalanmış yazık ki ve bunun etki bunun kalıntıları tamamen kaybolmuş hemen hemen ee, sadece yüzeysel olarak kalmış derinlikte Cerablus şehri gözülmekte ee, Burası da özellikle e, göçmenler açısından e, çok kullanılmış bir yer Atık geçmiş bir yer 2019'da e, sit alanına özgü bir kararla, belediye kararıyla burada hafif bir çalışma gerçekleştirdik. Ee, surları henüz açmış değiliz ama burada da görüldüğü gibi bu yıl güvenlik açısından bir yandan karmaşık, bir yandan basit bir çalışma yapacağız. Bu İngilizlerin yaptığı kazı. 1914'lerde yapmışlar bu kazıları ve bu sit alanını e, ünlü hale getirmişler. Ve biz burada bin kadar e, demir çağına özgü fragmanla karşılaştık. Bu bir proje. Şimdilik son tahlilde araştırmalarda. İngiliz kazılarının üzerine yapılması yapılıyor. Bu Temmuz ayında yaptığımız çalışmalar ziyaret edilmesi mümkün. Sadece pazartesi günleri kapalı biraz bütün müzeler gibi turistik açıdan da gelişmesi isteniyor ki burada pek de ekonomik bir güç yok. Evet tamam fıstık üretimi var ama sonuç olarak biliyoruz ki fazlaca kaçakçılığın yapıldığı bir alan. Dolayısıyla Gaziantep Belediyesi ile birlikte bir dizi inisiyatifle. E, buraları geliştirmek için e, çalışmalar yapmaktayız ve bu ziyaretlerin artmasını istiyoruz. Kargamış'ı hakkında bilgiler yayılmasını istiyoruz. Sit alanında yaptıklarımıza paralel olarak bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Böylelikle ee, bir şekilde turistlerin burada da mola vermesini istiyoruz her ne kadar e, sit alanı uzakta da olsa çünkü Mersin'de olanlar gibi burada da yerleşim alanının uzak olduğunu Mersin'de olduğu gibi değil burada uzak olduğunu görüyoruz. Evet park sürekli olarak genişliyor. <laughs> burada. Mezar anıtları gözükmekte. 8. yüzyıla tarihlenen nekropolden kalma mezar yazıtları, mezar taşları bunlar giderek genişliyor ve her yıl yenileri ekleniyor bunlara. Yeni bir takım yollar da eklenmekte gördüğünüz gibi. Bu kuzey surlarının arasındaki pateka ee, bunun da dışında bir çalışma çıktı. çıktı bu proje Ekim ayında başlatıldı kaplama projesi ee, açık hava müzesi olmasını istiyoruz ama bir entegrasyon sağlanması açısından da e, çok sayıda bu Kışın korunmasını sağlamak için çalışmalar yapmamız lazım. Dolayısıyla bütün yıl ziyaret edilmesini istiyoruz. Bunlar e, gördüğünüz gibi kazılmamış, sadece dayandırılmış yerler. Bu çok önemli bir çalışma olacak. Bu şekilde çözmek istiyoruz. Yani o direkler kazılarak yerleştirilmemiş. Bu konstrüksiyonda giriş bölümü tabii ki sit alanının dışında ilk bilgilerin alınacağı nokta bunun temelleri atıldı park alanı da gerçekleşti. Son olarak bu Nisan ayında e, burada üçüncü e, bahçe gerçekleşti Sanatçı gerçekleştirdi bunu tabiatı ve, barış e, sem, simgesiyle birlikte e, oluşturuldu bu enstalasyon. Dolayısıyla barışta özellikle şu noktada bu son yıllarda son derece önemli bir kavram. Dolayısıyla böyle bir event organize edildi ve pek çok katılımcı oldu. Çok hissedildi, paylaşıldı ve dileriz bu da sembolik bir imge olarak kalacaktır. Son çalışmalara da değinmek isterim. E, bütün bunlar, gördüğünüz gibi, hızlıca yaptığım bir sunumun parçası. Farklı sonuçlar tabii ki olabildiğince. E, bunlar çektiğimiz fotoğraflar tabi buralarda pek çok göçmen geldi geçti. Bugün bu kamp boş. Bu Suriye Kargamış'a gelmişlerdi ama boşaltıldı bu kamp alanı. Mümkün olduğu kadar hızlı çalıştık. Her anlamda hızlı çalıştık. Olumlu işler de hızlıca yapıldı. Burada bir dizi önemli siyasi olaylar var park alanıyla, bağlantılı 2016'da e, genel kurmaydan bir talepte bulunuldu ve 2017'de e, yönetim e, gerçekleşti çok büyük zorluklar çektik ama hala bu zorluklar sürmekte bir bir e, Askeri bölge olduğu için askeri yapılar da bulunmakta orada. Dolayısıyla bunları idare ediyoruz ama zorluklarımız da var. Giderek karmaşık bir ortam oluşuyor. Bunlar arşivlerden bulduklarım önemli kazı resimleri. Rahmi Bey'le konuştuk sabahleyin İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü. Onların arşivlerini de ziyaret etmek istedik. Bir yıldan beri bunlar merkezi bir alana taşınmışlar ve şu anda kamuya kapalı bu arşivler ama Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi belgeleriyle birlikte şimdi buradan başka bir yere taşınmışlar. Nasıl yönetileceklerini bilmiyorum. Bütün dileğim bunlara bir an önce ulaşmak mutlaka açılacaklardır. Çünkü çok önemli bir belge hazinesi olduğunu düşünmekteyim. Bunlar temel anlamda önem taşıyorlar. E, nekropoli buluntuları var. İstanbul müzelerini görüyoruz. Ankara müzelerini görüyoruz. Müzelerindeki fragmanları görüyoruz. Sonra bazı parçalar e, Gaziantep Müzesi'nde de yer almakta. Bu alışverişler gerçekleşti. E, heyet e, evlerine baktığımız zaman da Bunların da bu tarz sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bakın bunlar kazılardan elde ettiğimiz sonuçlar ve elde edilen fragman parçalarının sayıları. Çivi yazıları var ve bunlar çok eski dönemlere kadar inmekte. Ve Profesör Peker'in Peker çalıştıkları eserler ve bunların sayıları da son son derece ilginç ve evet. burada ise demir çağına özgü rakamlar yer almakta. Bu imgeleri atlıyorum, hızlıca geçiyorum. Bu fotoğrafları daha önce gösterdim ve üzerinde konuştuk. Hızlıca morfolojisinden söz edelim. Irmağın yakınında, M.Ö. 2000'de dolmuş ve Roma dönemine kadar da oturulmuş o geç dönemde de bir delimitasyon gerçekleşmiş 22 metre yüksekliğinde gerçekten çok belirgin bunlar bizim en son keşiflerimiz bir saray bulduk Hitit dönemine ait, imparatorluk dönemine ait. Bu alt şehirdeki yönetim birimiyle çağdaş, e, Kuzey Batı'da, Akropol'in Kuzey Batısında bulunan bir başka anıtsal yapıyı görüyoruz. E, malzeme yok elimizde ama yüzeyin hemen altında yer alıyor. Katmanları olan e, bir noktada e, belli ki 6 metrelik bölümün tamamen ortadan kaldırılmasını gerektiriyor. Bu da hiç oh, hoşumuza gitmiyor ama yapılması gereken bir şey. E, i̇ki ayrı temel gözükmekte burada. Şimdi burada bir video var ama bunu gösterecek zamanım yok herhalde. bu üç boyutlu bir model Saray'ın görüntüsü bir başka çalışma daha var. Milattan önce 1100'lere tarihlenen bütün modellerimizi Entegre ettik. Ee, bölgenin sit alanının 3 boyutlu noktasına bunu da göstermek istemiyorum size çünkü daha sonra görebilirsiniz sit, web sayfamızdan da görebilirsiniz. Aşağı şehre bakıyoruz. Bu burada mühürler ele geçmiş durumda. O mühürler konusu açılırsa tabii saatlerce konuşurum. O malzemeler son derece önemli. Ee, bu kazılardan geçen yıl söz ettik. Bunların belgelerini sürdürüyoruz. Ee, bunlar son derece ilginç yönetimsel noktalar ve bize bir fikir veriyorlar. Bir yanal yönetim söz konusu mühürleri olan, bunların da iki tane düzeyi var. Bir tanesi döşemenin altında, bir tanesi döşemenin üstünde. Bunların bazıları birbiriyle aynı, bazıları tamamen farklı ve yeniden açıldı ve kapatıldı bu tamamen içeride bulunan bir sistem ee, mühürlenmiş durumdalar çok önemli bir model ve e, farklı biçimlerde de karşımıza çıkıyor Evet bunlar izler gördüğünüz gibi çok sıradan malzeme gibi gözüküyorlar ama tarihsel açıdan inanılmaz bir bilgi kaynağı bunlar. E, toprakta bulunuyorlar. E, 1300'lere tarihlenen Kargamış açısından milattan önce 1300'ler. Burada memurların isimlerini bile okumak mümkün fotogrametriler yapıyoruz. Bu bize çok yardımcı oluyor. Okumamızı sağlıyor bütün bu fragmanları. Çok yardımcı olan bir sistem. Özellikle yazıtlar üzerinde kayıtları anlamamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi mühürlerde, daha önce silindir mühürleri görmüştük, şimdi ise farklı mühürleri görüyoruz. Bakın bir prenslik mührü var burada. Sonra dijital bir çalışma. Bu bir kretula, kapı kretulası bir parça, bir fragman. Vizire ait olduğu düşünülmekte ve geçişlerde bir kontrol olduğu anlaşılıyor. Bütün bu keramiklerin vesairenin dışında çok önemli bir parça. Evet, bunların e, aynı da pek çok ize sahip olmaları, aralarında bir ilişki olduğunu da göstermekte. Bir şekilde çaprazlama kontrol yapıldı anlaşılıyor. E, etkiler, tepkiler anlaşılıyor. Burada bulduğumuz tek mühür bu anlamda olağanüstü bir keşif oldu bu da. Bunların da detaylarını gösteriyorum. Büyük Hitit Kralı sağda gördüğünüz gibi e, fırtına tanrısı Teşup'un karşısında görüyoruz onu. Elinde e, şimşek e, demeti taşımakta. Hasan bunları e, rekonstrüksiyonlarını yapıyor, bu insanları ortaya çıkartıyor. Ve daha sonra e, okay. network, network analizleriyle bu me memurların nasıl birbirleriyle ilişkileri, ilişkileri olduğunu görüyoruz ve 8 ayrı tip sicil mühür karşımıza çıkmakta. Baba, burada farklı memurların bir şekilde onun adına birlikte çalıştığı sonucuna ulaşılıyor. Belki gümrük muayeneleri yapılmaktaydı vesaire. Evet ben burada sözlerimi bitireyim, sonuçlandırayım. Çünkü bütün bu bilgilerin e, halkla paylaşıldığını söylemek isterim. Farklı farklı katmanlar var. Turizmle ilgilenenlerle paylaşıyoruz, halkla paylaşıyoruz. Gaziantep'te gastronomi turizmi var. E, oraya gelenlerin Kargamış'a gelmesi için uğraşıyoruz. Yabancı turistleri de aynı şekilde cezbetmek istiyoruz. Sit alanı ziyareti açık durumda. Evet, e, çok teşekkür ediyorum. Sonra hep birlikte bütün bu sorunlar üzerinde tartışırız diye düşünmekteyim. <laughs> Çok teşekkürler Nikolo. Çok ilginçti. Evet, hızlıca soru var mı diye bakayım. Evet, bir tane var. Mikrofon verilmesi lazım. Tamam, bu durumda, evet soru yoksa bu bölümü kapatalım, bu oturumu kapatalım. E, bu oturumu kapatalım ve saat 14.45'te buluşmak üzere diyelim. Lütfen dakik olun, iyi günler.